Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki orijinal sorular bir testinin çözümünü yapacağız yani son testteyiz arkadaşlar son testin çözümünü yapalım yani son test derken bu konunun son testi hadi çok fazla konuşmadan çözümlere başlayalım şekil 1'de düz bir zemine sahip 13 birim uzunluğundaki masa üzerinde bulunan dikdörtgen biçimdeki bilgisayar ekranı kalınlığı önemsiz iki destek yardımıyla durmakta olup A noktası etrafında dön, dön, dönebilmektedir. Destekler başlangıçta ekran ile 45 derecelik açı oluştururken şu şekilde destekler bakın görüyorsunuz 45 derecelik açı oluşturuyormuş. A noktası etrafında ok yönünde 45 derece daha döndürüldüğünde A noktası etrafında 45 derece daha döndürüldüğünde şekil 2 oluşmuş. Arkadaşlar 45 varken bir 45 daha döndürürsem ne oluyor? 90 derece oluyor. Değil mi? Şurası 90 derece olacak. E, ee, 45 dereceyken C noktasına geliyormuş. C noktası masanın üzerindeki C noktasına geliyor. Tam 90 derece döndürünce bunun uzantısı D noktasına geliyormuş arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. A, e, üssü. A, E, üssü de doğrusal oluyormuş. Desteğin AB kısmı 5 birim olduğuna göre ve masanın uzunluğu da 13 birim olarak verilmiş. Hocam burası 13. Burası da 13 ya. 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13'ten 5, 12, 13'ten 12 oldu burası. BC kısmının uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 45'leri kullanmadık değil mi? Hocam şunu şöyle çizecek olursak önceden C noktasındayken kaç dereceydi? 45 derecede. 45 derece daha döndürdüm. Yani bunlar bir açılar, açı olarak birbirine eşit değil mi? Evet. Ne çıktı burada? Açı ortay. E açı ortaylık varsa 5'e 12 oran varsa burası 5K iken burası 12K'dır. Toplamda 17K Ne eşit oldu arkadaşlar? Masanın kısa kenar uzunluğuna yani 13'e. K'yı buradan 13 bölü 17 mi bulduk? Evet. Bizden ne isteniyor? X. Yani X de 5K'ya eşit olduğundan 5 çarpı 13 bölü 17'den o da 65 bölü 13 17 çıktı arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar birinci soruda. Geldik ikiye. Aa, bu benim yazdığım soru. Bir tek fark şu. Katladığımızda şu açıyla şu açının eşit olduğunu söylemiştim. Bakalım gerçekten öyle. Oranlamalar bile sayı bile aynı. Demek ki orijinal soru yazmışım zamanında. Neyse devam. ABC üçgeni biçimindeki kağıt AD boyunca katlandığında Şunlar da paralel oluyormuş. Evet şunlar birbirine paralel oluyormuş. Evet burada oranlama verilmiş. EB, EB, EB'nin üssü 2 tane. Yani K dersen buraya. Burası ne olacak? 2K olacak. AE uzunluğu. Yazalım onu da. EB üstü K iken neresi 2K? AE 2 K'ymiş. Şimdi arkadaşlar ben bunu böyle katlamışım. Katladığımda üst üste gelen kenarlar birbirine eşit değil mi? Yani 3K iken burası da ne olacak arkadaşım? 3K olacak. Başka? Sonra üst üste binen kenarlar şurada da birbirine eşit. Başka üst üste binen açılar da birbirine eşit. Şu açılar. şu açıların için yazmama gerek yok. Hocam bak burada ne çıktı? Bir açı ortaylık var. 3'e 2 oran var. Ve şuraya 3 vermiş. E 3'e 2 oran olduğundan burası 3 ise burası ne olacak? 2 olacak. E paralelliği kullanmadık. Bir tek paralellik kaldı arkadaşlar. E paralelliğe bakacak olursak da. Hocam şurada bir kelebek benzerliği yok mu? Var. Kelebekteki oran 1'e 2. E 1'e 2 olduğundan dolayı Direkt yazalım isterseniz. K bölü 2K eşittir. 2 bölü X mi olmak zorunda? Evet. X de buradan kaç çıkıyor o zaman? 4 çıkıyor. Cevabımız böylelikle balık kesir oldu gençler. Evet böylelikle ikinci soruyu da balık kesir bulduk. Ve bu konuyu da bitirdik arkadaşlar. Üçgende yardımcı elemanlar konusunu da bitirdik. Bir sonraki konu galiba alan. O zannediyoruz. Bir sonraki konuda alan konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik